İTB Berlin Seyahat ve Turizm Fuarı'ndan canlı canlı görüntülere aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şu an yanımızda Manisa İl Valisi Sayın Halil İbrahim Daşöz var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhaba. Fuarla ilgili çok güzel bir organizasyon hep beraber burada. Bu tarz organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı açısından önemi nedir sizce? Bir kere burası dünyanın en büyük turizm fuarı, Berlin ITB. Tabii dünyanın bütün turizm profesyonelleri burada. Tüm sektör temsilcileri burada. Tüm ülkelerin, firmaların, turizm profesyonellerinin kendilerini gösterdiği en önemli mekan. Türkiye olarak biz Almanya'da çok güçlüyüz. Aslında turizmde dünyada da bir marka yolunda hızla ilerliyoruz. Burası ülkemizin güzelliklerini ve özelde de biz Manisa olarak katılıyoruz. Manisa'nın değerlerini yansıtabileceğimiz en güzel yerlerden bir tanesi. O bakımdan buraya katılıyoruz biz. Bu ikinci, üçüncü katılışımız. İnanıyorum ki turizmin gelişmesinde, tanıtımda çok etkili bir rol oynayacak böyle bir yer. Biz de inanıyoruz. Peki bundan sonraki fuarlar ya da bu tür organizasyonlar açısından aklınıza gelen, hani bu fuarda yapılmayan ama gelecek fuarlarda yapıldığında daha etkili olacağına inandığınız yeni organizasyonlar var mı? Şöyle, biz ilimizi tanıtmak için çok değişik yöntemler uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi fuarlara katılım. Dış fuarlar konusunda da en etkili fuarların başında burası geliyor. Çünkü burası Türkiye için sanki ikinci bir adres gibi. Çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Şehri dolaşırken sadece fuarın içinde değil, Berlin'in bütün meydanlarında, önemli yerlerinde Türkiye tanıtım panoları var. Çok etkili panolar bu. Tabii biz özelde Manisa olarak farklı yöntemlerle de ilimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Buralar aynı zamanda tecrübe kazanma yerleri. Değişik ülkelerin değişik tanıtım yaklaşımlarını görüyoruz. Bu büyük bir zenginlik katıyor bakış açınıza. O bakımdan çok önemli. Manisa olarak biz sanayide ve tarımda bir marka şehriz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız turizmde de 15 marka kentten birisi ilan etti. Ama kat etmemiz gereken çok mesafe var. İşte buralar bu mesafeleri kat etmekte önemli sıçrama noktaları. Evet. Peki bu tarz organizasyonların senede bir kere olması sizce yeterli mi? Daha yurt içinde ya da yurt dışında ne tarz organizasyonlar sene içinde yapılabilir? Yapılıyor. Yani Türkiye'de de örneğin İstanbul Emit Turizm Fuarı, İzmir Travel Turkey. Biz Türkiye içindekilere de katılıyoruz. Türkiye dışında Berlin'e katılıyoruz ama başka bazı ülkelerde de var. Oralara da katılmayı arzu ediyoruz. Ayrıca il içinde çok değişik yöntemler. Bugün sanal medyayı, sosyal medyayı kullanmak, web sayfaları oluşturmak, önemli ünlü kişilerle bir takım üretimler yapmak, kitap yazımından, film çekiminden, fotoğraf arşivleri oluşturmaya varıncaya kadar. Yani tanıtım için tabii ki fuarlar çok önemli enstrümanlar. Ama sadece fuarlar değil, çok daha etkili, farklı, değişik yöntemler bulup uygulamamız lazım. Bunu yapma gayreti içindeyiz. Manisa'da bir turizm seferberliği markalaşma projesi uyguluyoruz. Bir taraftan altyapıyı geliştirmek, yeni müzeler, yeni kültür turizm alanları, bir taraftan tanıtım, bir taraftan bir kültür oluşturma, öğrencilerden başlayıp halkta bir farkındalık yaratma anlamında çok yönlü çalışmalar yapılıyor. İşte bütün bunları doğru bir şekilde uygulayabildiğimizde, bir farkındalık, kültür oluşturduğumuzda sonuçlar daha etkili olacaktır. İnşallah. Peki siz Manisa'ya döndüğünüz zaman bu tarz etkinliklerden sonra bunun dönütlerini alabiliyor musunuz? Yani Manisa'da bu yapılan organizasyonların sonucunun etkili olduğunu hani ispat edecek dönütler alıyor musunuz? Şimdi tabii bunun geriye dönüşleri olarak mutluluk verici şeyler oluyor. Mektuplar, e-mailler, birçok yerde konuşuluyor. Sorduğunuz zaman örneğin, yani bunu nereden öğrendiniz? İşte bu tür faaliyetlerde görüyorsunuz. Birebir fuara gelen işte diyelim 5 milyon kişi ziyaret etti. Belki 5 milyonu da fark etmiyor ama 5 milyonda belki ne bileyim belki en az 5 bin tanesi, 10 bin tanesi özelde de fark ediyor. Bunu bir şekilde de size yansıtıyorlar. Zaten çekimler sizin şu an yapmakta olduğunuz da bu anlamda anlamlı bir katkı.
Dolayısıyla hem bizim gözümüz, kulağımız oluyorsunuz, hem sesimizi duyuruyorsunuz, hem de kafalarda pek çok fotoğrafın oluşmasını sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar. Sağ olun. İyi günler diliyoruz size.